Kanal 3 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haftanın son ana haber bülteniyle karşınızdayız. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde 18 Mayıs'ta çıkan yangın sürüyor. Santralin 2 numaralı stok sahası olayın 5. gününde de yanmaya devam ediyor. Santral yangın sürüyor. 5 gün önce biyokütle enerji santralinde çıkan yangın havadan drone'la görüntülendi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde özel bir şirkete ait biyokütle enerji santralinde başlayan yangın 5. gününde de devam ediyor. 2 numaralı stok sahasında ham madde olarak kullanılan mısır silajı ve saman balyaları yanarken santralde yangından dolayı yoğun dumanlar yükseliyor. Santralde yanan stok sahası ile çevresindeki çiftliklerde yangından dolayı oluşan hasar da drone'la havadan görüntülendi. Görüntülerde özellikle çiftliklerdeki besanelerin çatılarının yandığı ve çöktüğü gözlendi. AFAD koordinesinde yürütülen yangın söndürme çalışmalarında kontrollü bir şekilde yanan bölgede itfaiye ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırda bekletiliyor. Yangının birkaç gün daha süreceği öğrenilirken olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma ise sürüyor. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Cuma günü saat 21'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Emniyet ekipleri ise denetimlere devam ediyor. Araçta başka kimse var mı? Yok. Şu an araçta başka kimse var mı? Araçlar ve halk otobüsleri durduruldu, kontroller yapıldı. Cadde ve sokaklarsa yine boş kaldı. Hafta sonu kısıtlamaların başlamasıyla Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Bugün de durum dünden farklı değildi. Kent meydanı başta olmak üzere Ambar Yolu, Yeşil Yol, Ordu Bulvarı, Bankalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Uzun Çarşı'da sessizlik hakim oldu. Güvenlik güçleri de şehrin giriş ve çıkışları ile kavşaklarda oluşturulan uygulama noktalarında denetim yaptı. Tamam, okula bıraktınız değil mi? Evet. Devam edelim. Cuma akşamı saat 21'de başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması yarın sabah saat 5'te sona erecek. Bilecik'te de 17 günlük tam kapanma sonrasının ilk haftasında sokak ve caddeler ıssız kaldı. Bilecik'e gidiyoruz şimdi de. Bilecik'te yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kısıtlama nedeniyle tüm cadde ve sokakların yanı sıra diğer günlerde yoğunluk yaşanan Bilecik'in en işlek caddeleri Cumhuriyet, Tevfik Bey, Dedeoğlu ve İstiklal'de de yoğunluk yaşanmadı. Cadde ve sokaklarda izni olanlar dışında zorunlu olmadıkça kimsenin bulunmadığı gözlerden kaçmazken karayolunda da araç yoğunluğu yaşanmadığı gözlemlendi. Öte yandan belirli iş yerlerinin açık olduğu Bilecik'te polis ekipleri ve bekçiler denetimlerini sürdürüyor. Gizemli Şehir Afyon Mototur etkinliği kapsamında motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frig Vadisi'ndeki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri keşfetti. Detaylar geliyor ekranlarınıza. Gizemli Afyonkarahisar'ın gizemli noktaları tek tek keşfediliyor. Kentteki tanıtım seferberliği devam ediyor. Motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Frig Vadisi'ndeydi. Afyonkarahisar Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen
Gizemli Şehir Afyon Mototur etkinliği kapsamında motosiklet markalarının Türkiye yöneticileri Firik Vadisi'ndeki tarihi mekanları ve doğal güzellikleri keşfetti. Mototur etkinliğine katılan 30 kişilik grup, Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki müzik müzesini inceledikten sonra motosikletlerle İhsaniye ilçesindeki Firik Vadisi'ne hareket etti. Burada sırasıyla Döer Kervansarayı, Memeç Kayalıkları, Emre Gölü, Maltaş, Aslantaş ve Ayazini Köyü'nü gezen grup, Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar'dan tarihi Firik Vadisi hakkında bilgi aldı. Önce 1200'lerde Avrupa'daki göçlerden sonra bu bölgeye geliyorlar. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke organizasyonu anlattı. Tanıtımın ve yeni destinasyonların önemine dikkat çekti. Hem motosiklet markalarının temsilcileri hem Türkiye'deki motosiklet kulüplerinden yönetici arkadaşları Afyonkarahisar'ın hem güzelliklerini hem tarihi güzelliklerini hem gastronomisini gerçekten iyi bir ev sahibiyle tanıtmaya çalışıyoruz. Tabii bu organizasyonların en büyük önemi bir şehrin tanıtılmasından çok ileride yeni destinasyon yaratılmasına sebep olacak organizasyon. Özellikle spor turizmi kapsamında yaptığımız organizasyonların Afyon'a katkısını ileriki günlerde çok daha rahat görmüş olacağız. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de mototur etkinliğinde motosiklet markalarının Türkiye yöneticilerini ağırlamaktan memnun olduklarını vurguladı. Türkiye'mizdeki sayılı motor markalarının idarecilerini bir araya getirebileceğini ifade etti. Biz de hay hay dedik. Biz de belediye olarak her zaman onları burada ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ettik. Arkadaşlarımız buradalar. Umarım memnun kalmışlardır. Afyon'un güzelliklerini, bu bölgenin tarihi güzelliklerini göstermek, izlettirmek, ziyaret ettirmek isteriz. İnşallah memnun kalırlar diyorum. Katılımcılar da duygularını dile getirdi, memnuniyetlerini ifade etti. Biz bu sene ilk defa böyle bir etkinliğe katıldık ve gördük ki hakikaten Afyon'da görülecek o kadar çok şey var ki biz de hayret ettik. Afyon'u biliyorduk ama burada gelip bu tarihi güzellikleri görünce gerçekten çok etkilendim. Motosiklet kültürü için de özellikle motosikleti sevenler için iyi bir lokasyon olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok gezilmesi gereken güzel yerler var. Yazıt. Yani aşağıda 16 metre daha aşağıda bina var. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 27. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gün FM'i ziyaret etti. Başkan Zeybek, radyo yayınına da katıldı. Nice senelerimiz olsun inşallah. Afyonkarahisar'ın köklü radyolarından olan Gün FM, 27. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu kapsamda radyoya ziyaretler de sürüyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 27. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Gün FM'i ziyaret etti. Ziyarete Başkan Zeybek'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş ve Murat Öner, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Özgür Kavak da katıldı. Öncelikle nezaket gösterip bizi yalnız bırakmadığınız için çok mutluyuz. Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akar ve Genel Yayın Yönetmeni Faruk Bangir ve radyo çalışanları tarafından karşılanan Başkan Zeybek, yayına da katılarak belediyenin çalışmalarını anlattı. Mehmet Zeybek şu anda canlı yayında stüdyomuzda bizlerle. Sayın Başkan hoş geldiniz. Ziyarette Gün FM'in kuruluş yıl dönümünü tebrik eden Başkan Zeybek, Afyonkarahisar basın camiasında önemli bir yere sahip olan Gün FM'in yönetimi ve çalışanlarına başarılar diledi. Daha nice 27 yıllarda ilkeli dürüst yayın yapmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Gün FM Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Akarsa ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Zeybek ve beraberindekilere teşekkür etti. Tamam. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek yine yoğun bir hafta geçirdi. İşte Vali Çiçek'in bir haftalık programının özeti.
ben okul dediğim bir esnafım. Daha böyle ilk bu halinin bizim gibi küçük esnafı geldiğini ilk defa gördüm. Bir isim bulundu ve sonra bizim de çok hoşumuza gitti. Albikere.com adı altında bir e-ticaret ağı kurduk. Albikere.com tüm Türkiye'de bilinen bir şey olsun istiyoruz. Türkiye Harp Malulu, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Dernek üyelerini ziyaret eden Dr. Mahmut Koçak, 4 terör gazisine akülü araç hediye etti. Koçak, derneğin birliğin adresi olduğunu vurguladı. Vatan için, millet için, bayrak için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimizi... 22. dönem Afyon Milletvekili Dr. Mahmut Koçak, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığı üyelerini ziyaret etti. Bu şereften herkesin istifade etmesi şarttır. Şube Başkanı Emre Öztürk'ün il dışında olması nedeniyle Koçak'ı dernek üyeleri ağırladı. Ziyarette derneğin bir önceki başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı da hazır bulundu. Vermiş olan kahraman gazilerimize her zaman sahip çıkmaya çalışıyoruz. Doktor Mahmut Koçak, derneğin birliğin adresi, inanç sahiplerinin camisi olduğunu söyledi. Kumartaşlı ise vatan, bayrak ve millet için uzuvlarını terörle mücadelede kaybeden kahraman gazilere her zaman sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi. Şehit aileleri dernekleri ve gazilerimizin bulunduğu her yer vatanın tapusunun olduğu adrestir, tapu dairesidir. Konuşmaların ardından Mahmut Koçak tarafından temin edilen 4 adet akülü araç ihtiyaç sahibi terör gazilerine teslim edildi. Şehit aileleri ne yapsak hak ödenmeyecek ailelerdir. Gazilerimiz ne yapsak hakları ödenmeyecek insanlar. Eskişehir'e gidiyoruz şimdi de. Bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 377 gram bonsai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Bu da aynı şekilde. Zehir tacirinin aracı işte böyle adım adım takip edildi. Sonra da operasyon yapıldı. Kız. Eskişehir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler operasyon için düğmeye bastı. Takibe alınan bir araç Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde durduruldu. Otomobilde narkotik dedektör köpeği Noro'nun da katılımıyla arama yapıldı. Aracın farklı bölgelerinde toplam 2 kilo 377 gram bonsai maddesi ele geçirildi. Aracı kullanan ve gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer uyuşturucu operasyonu haberi de Kütahya'dan. Tavşanlı ilçesinde yapılan denetimlerde 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem yapıldı. Polis uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. Görüntüler Kütahya'dan.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde Asayiş Büro Amirliği ekipleri toplamda 5 gram metamfetamin, 28 adet lirika, 10 gram esrar ve 6 gram toz esrar yakaladı. Ekipler ayrıca 5 şahsa uyuşturucu ticaretinden, 11 şahsa ise uyuşturucu kullanmaktan adli işlem başlattı. Gerekli işlemler için emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Denizli'de 15 yaşındaki erkek çocuk evdeki tabancayla oynadığı sırada annesini ayağından vurdu. Kanlar içinde kalan kadın hastaneye götürüldü, çocuksa gözaltına alındı. Silahla oyun pahalıya patladı, anne ayağından vuruldu. Olay Denizli'de yaşandı. Merkez Efendi ilçesi Bahçeli Evler mahallesinde 15 yaşındaki çocuk evde bulunan silahla oynarken silah birden ateş aldı ve annesini ayağından vurdu. Diğer aile üyeleri 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri ayağından vurulan anneye yaptığı müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri 15 yaşındaki çocukla konuşarak sakinleştirmeye çalışırken olay yeri inceleme ekipleri ise evde ve silahta inceleme yaptı. Çocuk ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Hastaneye kaldırılan annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Eskişehir'de park halindeki iki otomobili benzin dökerek kundakladığı iddia edilen zanlı, emniyetin hummalı çalışmaları sonucunda Adana'da yakalandı. Detaylarsa bakın nasıl kayda geçti. Otomobil kundaklamak için Adana'dan Eskişehir'e geldi. Kiralık kundakçıya iki otomobili böyle yaktırdılar. Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçeli Evler mahallesinde yaşayan karı kocaya ait park halindeki otomobiller 10 Mayıs gecesi üzerlerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlardaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri MOBESE kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 300 saatlik görüntüyü inceleyen polis şüphelinin kimliğini tespit etti. Olayın ardından Adana'ya kaçtığı tespit edilen zanlı, Eskişehir ve Adana polisinin ortak çalışması sonucu gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, otomobilleri daha önceden aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle husumetli olan komşunun kundaklattığını belirledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli Eskişehir'de, kundaklama yapan zanlı ise Adana'daki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde inşaat malzemeleri dökülen moloz çöplüğünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki yangının alevleri geceyi aydınlattı. Karkova Mahallesi mevkiinde bulunan hayvan pazarında inşaat malzemeleri dökülen alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun süre devam eden ve kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda 3 daire kiralayarak kumar oynayan 20 kişi suçüstü yakalandı. 20 şüpheliye toplamda 164 bin lira idari para cezası ve cezai işlem uygulandı. Apartmanı kumarhaneye çeviren 20 kişi suçüstü yakalandı.
Şahıslara toplam 164 bin lira para cezası kesildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlerince yapılan çalışmalarda Merkez Efendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanda 3 daire kumarhaneye çevrilerek 20 şüphelinin kumar oynadığı tespit edildi. Ekipler hemen harekete geçti. Yapılan operasyonda kumar oyununda kullanılan toplamda 500 lira nakit para ele geçirildi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kumar oynamaktan 20 bin lira, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlere uymamaktan dolayı maskeden 18 bin lira, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 63 bin lira ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 63 bin lira olmak üzere toplamda 164 bin lira idari para cezası ve cezai işlem uygulandı. Öte yandan yakalanmamak için apartmana güvenlik kamerası takan şüpheliler polis ekiplerinden kaçamadı ve suçüstü yakalandı. 20 şüpheli gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Apartmanda kiralanan 3 daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Sırada Aydın'dan derlediğimiz haber turu var. Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralı halde kaçtı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı sürücünün kaçtığını tespit etti. İddiaya göre sürücünün aşırı derecede alkollü olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla otomobil tarladan çıkartıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Makilik alanda çıkan yangın söndürüldü. Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri seferber oldu, yangın kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm makilik alan zarar gördü. Aydın'ın İncirliova ilçesinde ise aralarında husumet bulunan 4 kişi tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışmada kan aktı. Silahla vurulan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye götürdü. Birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kavgaya karışan diğer 2 kişi ise gözaltına alındı. Kovan sahiplerinin hem arıları hem de hevesleri çalındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arı kovanlarına dadanan hırsızlar 3 kişiye ait toplamda 7 kovanı çalarak kayıplara karıştı. Hem arılarını hem de heveslerini çaldılar. Hırsızlık olayı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Sipildi eteklerindeki arı kovanlarına dadanan hırsızlar, Ramazan bayramının birinci günü kovanları çalarak kayıplara karıştı. Bayram sonrası arılarını kontrol etmeye gelen arıcılar, kovanlarının çalındığını fark edince şoka uğradı. Arılarımız çalındı. Emeklerimiz boşa gitti. Hevesimizi çaldılar. Arılarımızı çaldılar. Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgede inceleme yapan ekipler, kovanları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Çalınan kovanların sahibi, böyle bir hırsızlığı, arıcılığı bilen birinin yapabileceğini belirtti. Bunu anlayan biri yapabilir. Başka türlü yapabilecek kimse yok yani. Normal bir şahıs gelip yapamaz bunu. En güçlü kovanlarımı almış, destekleme kovanlarımı. Diğer kovanları destekleyecek olduğum kovanları çalmışlar. Özellikle onları almışlar. Bu işi bilen kişi olduğu oradan belli. 3 kovan sadece 3 bin lira ama öbür kovanları da desteklediğim için o kovanlarla hemen hemen 6 bin liraya zararı buluyor. Jandarmaya durumu bildirip şikayetçi olan kovan sahipleri hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.
Denizli'de husumetlisini tabancayla karşısında gören bir şahıs yere yatarak kurşunların hedef olmaktan son anda kurtuldu. İşte detaylar. Husumetlisini fark etmesiyle kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Olay Denizli'de meydana geldi. Pamukkale ilçesi Bağbaşı mahallesinde Murat Ok, arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sırada aralarında daha önce husumet olduğu öğrenilen şahsı karşısında gördü. Husumetlisini tabancayla gören Murat Ok, bahçe duvarının yanına yere yatarak kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Tabancayla üç el ateş eden şahıs daha sonra aracıyla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede incelemede bulunan ekipler, üç kurşunun duvara isabet ettiğini belirledi. Araçla kaçan zanlıyı arama çalışmaları başlatıldı. Olayı yara almadan atlatan Murat Oksa, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa Kalesi'nin günümüze kadar ulaşabilen kalıntıları her geçen gün yok olmaya yüz tutuyor. Yıllarca ihmal edilen ve özellikle define avcıları ile günübirlik piknikçilerin tahrip ettiği kalenin kalıntıları zamana direniyor. Manisa Kalesi'nin kalıntıları da yok oluyor. Helenistik dönemde yapılan ve günümüze kadar sadece birkaç surlu ayakta kalabilen kale, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Depremde hasar gördüğü bilinen Manisa Kalesi, geçen binlerce yıla dayanamadı. 17. yüzyılda terk edilmeye başlayan ihtişamlı kaleden geriye kalan kalıntılarsa, tarihin en büyük tanıkları olarak şehri gözlemeye devam ediyor. Sipil Dağı'nın kuzey yamacında kalıntıları görülen Manisa Kalesi, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kimler tarafından yapıldığı dahi bilinmeyen gizemli kalenin en azından ayakta kalan kısımlarının koruma altına alınması gerektiği belirtiliyor. Kalenin kalıntıları şimdilik yanında dalgalanan ay yıldızlı Türk bayrağıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Türkiye'nin önemli haşhaş üretim merkezlerinden olan Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki tarlalar her yıl olduğu gibi bu yılda Mayıs ayında beyaza büründü. Kameralara güzel görüntüler yansıdı. Afyonkarahisar'ın haşhaş tarlaları beyaz gelinliğe büründü. Görüntüler Şuhut ilçesinden. Çiçek açan haşhaşlar seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu. İlçe ekonomisine katkısının yanı sıra haşhaş bitkisi, tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılırken yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da tercih ediliyor. Ayrıca haşhaş taneleri hamur işlerinde sevilerek tüketiliyor. İl genelinde hayli geniş bir alanda ekimi yapılan haşhaş üretiminin yağışların yeterli olmamasına rağmen iyi olduğu belirtiliyor. Çiftçi Mehmet Emin Fidan da 6 dekar alanda üretim yapanlardan. Rabbimizden bol rızık bekliyoruz diyen Fidan, ürünü ilaç ve kozmetik için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdiklerini söyledi. Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars'taki Jezero krateri ile benzer özellikler gösterdiği belirtilen Salda Gölü'ne ziyaretçi akını başladı. Birçok ülkeden ve Türkiye'nin dört bir tarafından gölü görmeye gelen ziyaretçiler, beyaz kumların üzerinde güneşlenmenin ve gölün serin suyunun tadını çıkarıyor. Mars'a benzerliğiyle hayranlık uyandıran Salda Gölü'ne büyük ilgi var. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla vatandaşlar göle akın etmeye başladı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin Maldivleri adıyla ünlenen Salda Gölü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumsalıyla ünlü göle, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi akın etmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nce Mars'taki Jezero krateri ile benzer özellikler gösterdiğinin açıklanması göle olan ilgiyi daha da artırdı. Göle gelen vatandaşların Salda Gölü'nü koruma projesi kapsamında sadece halk plajı kısmında suya girmesine izin veriliyor. Halk plajına gelenlerin kimi kendisini gölün sularına bırakırken kimisi de beyaz kumsalda güneşlenmeyi tercih ediyor. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan bir çift her akşam bahçelerine gelen yavru tilkinin karnını doyuruyor. İşte o anlar. Aferin. Aferin benim oğluma. Hayvansever çiftin sevimli, davetsiz misafiri gülümsetiyor. Yavru tilki her akşam kendisini besleyen Özkan ailesini ziyaret ediyor. Hadi. Sen yedin, doyurdun karnını. Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde yaşayan Selda ve Adem Özkan çifti, iki hafta önce gelen sesler üzerine bahçelerine indiklerinde kedileri için koydukları tavuk etlerinin yavru bir tilki tarafından yenmekte olduğunu gördü. Sana da mı vereyim? Selda Özkan, başta kendisinden korkan yavru tilki için biraz daha et getirerek korkusunu yenmesine yardımcı oldu. Ye. Yavru tilki bu durumu alışkanlık haline getirerek her akşam belirli saatlerde Özkan ailesini ziyaret etmeye başladı. Ne oldu? Vereyim mi ne? Her gün gece saatlerinde bahçelerine gelen bu davetsiz misafiri besleyen aile durumdan memnun. Hadi hayvansever çiftin yavru tilkiyi beslerken kaydettikleri görüntülerse izleyenlerin içini ısıttı. Bu şirin haberle bültenimizi noktalamış olalım değerli izleyenler. Yarın akşam ana haber bülteniyle Atagündüz Kurşun karşınızda olacak. Mutlu akşamlar.